Alo. Selamünaleyküm baba. Sana sabah sabah tatsız bir haberim var. Senin küçük prens dün gece itibariyle kardeş olduğumuzu öğrendi. Ne? Ne diyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Üzgünüm babacığım, öyle oldu. Nasıl oldu? Niye söyledin ulan? Allah Allah ya, ben niye söyleyeyim ya, manyak mıyım? Çok mu hevesliyim ben onunla kardeş olmaya? Necati ayısı söyledi. Senin oğlan benim beynimi dağıtmak üzereydi. Bir vesileyle de anlatırım onu sana bir ara. Necati oradan bağırdı. Durun siz kardeşsiniz, yapmayın hesabı. Ulan hapisten çıkar çıkmaz hadise çıkarmaya mı başladı o? Ne oluyorsunuz gene? Nasıl bu hale geldi bu iş? Silahlar milahlar ne oluyor? Ya bir şey olduğu yok baba. Yan yana geldiğimiz zaman anlatırım ben sana. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin bu oğlun tuhaf tuhaf konuşmaya başladı. Yok dedi maliye dedi falan dedi filan dedi. Hayırdır? Bırak canım. Boş atıp dolu tutuyor. Üstünde durma sen. Nasıl yani üzerinde durma? Hani bu neye güvenip benimle böyle geniş geniş konuşuyor ki, onu anlamadım ben. Yok canım. Ne olacak? Ne olabilir? Ben geliyorum İstanbul'a zaten. Buluşup konuşuruz. Hay Allah ya. Kötü oldu bu Necati'nin yediği halt. Kafam döndü şimdi. Kapatıyorum. İyi tamam. Allah'a emanet. Hadi kazasız belasız gel. Değişik oldu bu kardeşlik işi ya. Şimdi Fırat kazandı öğrenince daha bir kardeşiz gibi geldi. Yalnız abi dikkat ettin mi? Çocuk böyle nasıl indirdi silahı kardeş olduğunuzu duyunca? Kan çekiyor abi. Var böyle bir şey. Kim ne derse desin yani. O kan beni niye çekmiyor? Ben niye bunu gördüğüm her zaman kanın akıtasım geliyor? Abicim şimdi sen fevrisin. Mesela bir düşününce, bak bir düşününce yani kusura bakma ama yani geçen sefer mesela sen ne zaman iş bitiremedi diye adam öldürdün abi? Hiçbir zaman. Ama Fırat kazanı vuran herifi anında indirdin orada. Bir düşün niye? Sen varken bize gerek yok. Biz niye düşünelim sen varken Ali? Rica ederim. Lütfen sen söyle. Abicim orada o kurşunu sen kendine sıktın. Ben kardeşime nasıl böyle bir şey yaparım dedin. İçindeki suçluluk duygusu çıktı. Kendine sıktın o kurşunu. O senin böyle alt benliğindeki suçluluk duygusunun dışarı çıkımı. Allah aşkına. Sen varken gör, bize gerek yok oğlum. Sen hallediyorsun her şeyi. Abi yaparız yani. Yapanların boynuzu kulağı yok. Ben bir ton bulaşık işi anlatıyoruz yani elin adamına. Biz bizesi daha iyi bence. İlaç da yazıyor musun sen? Bir ilaç dedin ne ki? Buluruz ya. Yani sabah sabah ya. Allah Allah. İlaç da buluyormuş. Nereden buluyorsun lan sen ilacı? Abi gerekirse fabrikasını basarız. Ne olacak yani? Lan yürü git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.